niye buraya geldik şimdi? Konuşmamız lazım da o yüzden. Konuşacak pek de bir şey yok bence. Bence var. Gel aşağıya. Bana emri vaki yapmasan iyi olur Berkcan. Sen de beni dinlesen iyi olur küçük hanım. Herkesin içinde bir kavga çıkarıyorsun. Artık sıkıldım bu anlaşmazlıklarından. Ne yapsaydım? Adam bana öyle mal hareketler yaparken durup baksa mıydım? Öylece. Aa, sen durmazsın ya, pardon. Çünkü senin egona bir şey olursa, zarar gelirse çok kötü hissedersin değil mi? İlla ki herkesi yenmek zorundasın. Ben umurunda mıyım senin? Hayır değilim. Benim orada korktuğum, başına bir şey gelecek diye endişelendiğim. Hadi beni bile düşünmüyorsun sen ya. Hadi orada bir şey yapsa adam bana. Asla izin vermem. Kim ki o bir şey yapacak sana? Büşra, sen beni çok boşa sayıyorsun. Ya ancak konuşuyorsun böyle. Hiçbir şey olmaz Büşra. Kavga etme. Her şeyi gülüp geçmem artık Berkcan. Bunu unutma sakın. Gülüp geçmemi de bekleme. Bu kavgalarına o kadar sıkıldım ki ben. Ben bir şey olmadığı halde mi yaptım güzelim? Niye böyle konuşuyorsun şimdi? Adam geldi durduk yere bana dalaştı. Sen de gördün. Niye haksız yapıyorsun beni? Bir kere de önümüze bakıp gidelim ya. Ne olmuş yani? Orada eğleniyorduk. Güzel günümüzü mahvetmeye ne gerek vardı? Böyle insanlar her yerde karşımıza çıkabilir. Gidip herkese dalaşıp kavga etmemiz mi gerekiyor? İstemiyorum böyle bir şey. İstemiyorum böyle bir yaşantıda. Ben ne yaptım? Niye beni haksız buluyorsun? Hiçbir şey yapmadım. Sadece senin de kendimi de korudum orada. O kadar. Orada öyle derken sessiz sessiz otursa mıydım ben? Ne yapsaydım? Yok ya. Anlatamıyorum ben kendimi. Neyse biz konuşmayalım en iyisi. Gidelim, beni eve bırak. Ben kendimi anlatamıyorum. Anlatıyorsun, anlatıyorsun. Sen diyorsun ki bana, kendini savunma. Kimseye karşı. Ya onu mu demek istiyorum? Kavga etmeyelim diyorum. Başımıza bir şey gelmesin diyorum. Bir yere gittiysek gezip gelelim. Normal insanlar gibi eğlenelim diyorum. Kötü bir şey mi söylüyorum ben ya? Ne ağlıyorsun şimdi? Durduk yere. Ağlamıyorum. Gidelim. Ben gitmek istiyorum. Bir şey de söylemiyorum artık sana. Yeter ya. Ben sana bir şey anlatarken çok yoruluyorum artık. Ne kaçıp durmasana. Niye kaçıyorsun? Acaba niye kaçıyorum? Kendimi anlatamadığım için olabilir mi? Ya kavga etme diyorum, Berkcan yapma diyorum, Berkcan gülüyoruz, eğleniyoruz ama bir yere kadar ya. Bir gün başımıza kötü bir şey gelmesinden korkuyorum artık. Yeter, yeter. Niye bunu anlamak istemiyorsun sen? Bir şey gelmez ben varken. Berkcan, ben şu an espri yapmıyorum. Sakın, sakın esprili konuşma karşımda. Bak ben yeteri kadar canım sıkılacak bir ailede büyüdüm. Tamam, annem babam gayet saygılı sevgili insanlar. Ama biz hayatta tutunmak için zaten kavgalı gürültülü bir hayatta yetiştim. Ben artık kavga istemiyorum ya. Kafam almıyor hiçbirini. Huzur istiyorum. Biraz da olsa huzur. Ama bakıyorum ki bizim hayatımızda hiç huzur yok. Ve bunun büyük sebebi de sensin. Ben miyim? Yani sen şunu mu diyorsun? Ben seni mutsuz ediyorum, öyle mi? Huzursuz eden seni benim, öyle mi? Bu durumda ben bir şey yaptığımı zannetmiyorum. Hakkım olanı yaptım sadece. Tamam Berkcan. Sen gerçekten narsist bir insansın. Her konuda haklısın sana göre. Her konuda. Niye adama bir şey yapmadım diyorum güzelim. Bir şey yapmadım. O geldi bize sataştı. Ya işte tamam. Sorun da burada ya. Adam zaten psikolojisi bozuk. Orada sana ya da bana bir zarar verse ne yapacaktık biz? Hadi üstünde bir şey varsa, bir şey yapsaydı. Ya illa her şey kavga mıdır? Bazen de gitmektir ya. Susmaktır. Hem de bu daha gurur vericidir. Niye kavga edelim biz? Ben susamam. Sen öyle biriyle beraber değilsin farkındaysan Büşra. Ben susmuyorum. Beni beğenmiyorsan bilemem. Ben buyum. Hadi gel. Yok canım. Sen oysan ben bunu kabul etmiyorum. Gel dedim. Git buradan. Bak bak. Ben buyummuş. Şunun laflara bak. Ben düzgünce konuştuğum halde hala böyle yapıyor. Bin arabaya. Bilmiyorum, sana mı soracağım? Ben eve giderim, yolu biliyorum. Gece gece bir yere gidemezsin, bin dedim. Bir de emir mi veriyorsun Berkcan? Benim böyle şeylere karşı sessiz olmayacağımı da bilmen gerekiyor. Bak, gece gece birileri daha kavga etmek istemiyorum. Hem kavga etmemi istemiyorsun, hem de gece gece böyle sıkıntılar çıkarıyorsun. O zaman bin arabaya gidelim. Yok canım, sen tek başına gidersin. Önemli değil, sen kendini koru yeter. Ben kendimi zaten korurum. Gece gece biri sana sataşır, bu kez daha büyük kavga ederim. Bin dedim şu arabaya. Niye? Biz kadınlar kendimizi koruyamıyor muyuz? Siz erkekler dünyada olmasaydınız kendimizi korumaya ihtiyacımız da olmazdı. Şimdi bu erkeklerle benim alakam ne? Gel şuraya. Dur artık. Berkcan, sana gitmeni söyledim. Bak, kendi gelebiliyormuşum. Hem de senin gibi tehlike atlatmadan. Bak, bak. Görüyorsun. Sağ salim evimdeyim. Uzatma. Yeter. Abartıyorsun bazı şeyleri. Senin de bazı sorunların var, fark ettiysen. Ne gibi? Benim çok üstüme geliyorsun. Her konuda benim yetersiz gibi hissettiriyorsun. Ve sürekli bana ağır konuşuyorsun. Ama ben bunların hepsini tolere edebiliyorum. Sen de benim bazı huylarımı tolere edebilirsin. Ben mi sana yetersiz hissettiriyorum? Ne münasebet Berkcan Bey, siz yetersiz olur musunuz bu hayatta? Zaten değilim. Baksana, o kadar para, pul, birçok çalışan, her şeyim var benim. Yetersiz değilim zaten. Tabii sizin birçok şeyiniz var Berkcan Bey. Benim hiçbir şeyim yok. O yüzden bundan sonra da benimle işiniz olmayıversin. Büşra, öyle demek istemedim, dur. Tam olarak da öyle demek istedim. Lafı boş boşuna çevirme bile. Demek ki içten içe böyle şeyler düşünüyormuşsun. Ne kadar güzel ya. Ben de kendimi bir masala kaptırmışım, çok süperim. Git buradan Berkcan. Konuşmak istemiyorum. Aç kapıyı. Bir şey söyleyeceğim, aç. Git dedim, konuşmak istemiyorum. Burada kalırım. Sorun değil, burada yatarım sen konuşana dek. Öyle demek istemedim, özür dilerim. Yine senin dediğin gibi olacak değil mi her şey? Hala kaldığın yerden devam ediyorsun. Ama özür dilerim Berkcan Bey. Siz yetersiz değilsiniz. Sizin her şeyiniz var. Hiçbir şey olmayan biri için çok fazlasınız. Bence gidin kendinize layığını bulun. Ben ne yaptım ya? Ben ne yaptım? Ne var kanka? Ne var? Ne oldu be? Ne yaptın diye aradım. Ben bir halt yedim. Bunu nasıl temizleyeceğim onu düşünüyorum. Ne halt yedim? Seninle konuşamam şimdi. Sabah konuşuruz. Kapatıyorum. Niye geldin şimdi buraya? Buraya gelmen çok büyük bir sorun. Ayşe bunu duyarsa çok kötü olur. Ben rahatsızlık vermek için gelmedim. Ama siz bir şikayet yapmıştınız. Biz size tuzak kurduğumuz için onu lütfen hemen al. Hayır, böyle bir şey söz konusu bile olamaz. Zamanında bizim başımıza bela açtınız. O adamlara bizi kaçırttınız. Tabii ki de cezanızı çekeceksiniz. Neden geri alayım ki? Aptal mıyım ben? Lütfen bunu yap. Yoksa babam gerçekten beni affetmeyecek. Evlatlıktan da reddedeceğini söyledi bu yüzden. Lütfen ne olur bir şans verin bana. Affedin. Gerçekten hayatınıza bir daha hiçbir zaman müdahale olmam. Zaten olamazsın ki. Sen kimsin ki bizim hayatımıza müdahale olacaksın? Böyle bir şey yapabileceğini mi zannediyorsun sen? Bir daha izin vereceğimizi mi zannediyorsun? Ha? Bir daha bunu asla yapamazsın. Kendini sakın bu seviyede görme. Bittiniz siz bizim için. Lütfen, lütfen affedin. O şikayeti geri almazsınız. Babam annemi boşayacak. Ve annemle ben belki de hiçbir şeysiz kalacağız. Lütfen benim yüzümden bari annem kötü olmasın. Bak, bu beni hiç ilgilendirmiyor. Çık git evimden şimdi. Adamları çağırmadan. Bak, hasta bir kardeşim var. O da bu olaylardan etkileniyor. Lütfen bana acı. Bari bana acımıyorsan o hasta olan kardeşime acı. Lütfen. Bak, kardeşine üzüldüm gerçekten. Ama bu konu sadece benlik değil. Arkadaşlarımla da konuşmam lazım. Kızlara söylemeyin lütfen. Onlar beni gerçekten affetmeyecek. Ve belki bu yüzden de Kardeşim ölecek benim yüzümden. Lütfen onlara söylemeden. İkiniz bir şekilde halletseniz ne olur. Tamam, ağlama. Bakacağız bir durumuna. Ne olur ne olmaz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Yardımcı oldun. Önemli değil. Efendim kanka? Neredesin kanka? Kanka Emir'in oraya geldim. Doğum günü var ya, sürpriz yapacağım ona. Hediye vereceğim. Kanka Emir'in doğum gününe daha var. Evet var ama ben şimdiden kutlamak istedim doğum gününe. Anladım kanka. Senin niye moralin bozuk? Yo, bir şeyim yok. Haydi sen o zaman hemen kutlamanı yap. Mutlu ol kanka. Tamam kanka, görüşürüz. Görüşürüz. Ay Allah'ım, çok heyecanlıyım. Acaba aldığım ilk hediyeyi beğenecek mi? Ya gerçekten tekrar teşekkür ederim. Yardımcı olduğun için. Rica ederim. Ben... Ne oldu şimdi? Sen çok iyi birisin demek istedim. Her zaman mutlu ediyorsun beni. Teşekkür ederim. Niye bakıyorsun orada öyle? Hiç, öyle. Gözüm dalmış. Biraz mutsuzum ve acı çekiyorum ya. Herhalde o yüzden. Kusura bakma, rahatsız ettim. Ben gideyim artık. İyi, tamam. Senin ne işin var burada? Bana sorma. Git ona sor. Ne oldu? Hediyen elinde, bulamadın mı Emir'i? Buldum kanka, bulmaz olur muyum? Ama beklediğim gibi bulamadım. Çünkü Sine ya, ne oldu? O kırmızı kafaylaydı. Hem de sarılıyorlardı. Ben gördüm. Deli misin? Niye? Ne istedi ya? Sorsaydın. Hayır, beni aldatıyor. Tamam mı? Aldatıyordu. Neyini soracağım? Beni nasıl aldattığını mı soracağım? Soracak hiçbir şey yok. Ben de ona salak gibi gittim, hediye aldım. Ayşe, sormadan niye karar veriyorsun? O kırmızı kafaya sordum. Ne işin var burada diye. Git ona sor dedi. Ne? Gidip sorsaydın tabii ki de. Emir'in ne diyeceğine baksaydın. Ona güven olmaz. Bilmiyor musun eski konulardan sen onu? Hayır, soracak bir şey yok. O beni aldattı. Ayşe, böyle bir şey yok. Saçmalama. Aldattı diyorum. Hayır, öyle bir şey yapmamıştır. Ay bence de aldattı ya. Ay yazık Ayşe. Sen nereden çıktın yine? 2 saattir orada dinliyorum. Eğer biri yaysa haberiniz olmayacak. Siz gerizekalı mısınız, nesiniz anlamıyorum ki. Ama ben o kırmızı kafayı da geçen onun yanında görmüştüm. Yalan söyleme. Milletin arasını bozma. Görmüştür. Sarılırken mi gördün? Vallahi bilmiyorum yani, kismi yaparken bile görmüş olabilirim. İlayda. Ya tamam, bu kez yalan söylemeyeceğim. Doğruluğum tuttu nedense birden. Sen de Berkcan'la kavgalıymışsın. İlayda, sen nereden biliyorsun? Gerçekten hepsinden nasıl haberin var? Kızım benim acan çok. Yoksa evimize gizli kamera mı yerleştiriyorsun hepimizin teker teker? Ay nereden bileyim sizin deniz kenarında Berkcan'la konuşup orada kavga edip eve geldiğinizi? Sen bunu nereden biliyorsun? Ben bile bilmiyorum kanka. Yoksa İlayda'ya mı anlattın? Ay tabii ki de hayır. Kız kafadan sallıyor, tutuyor. Nereden biliyorsun sen? Ya ben biliyorum ya. Hatta sen arabaya binmemişsin, eve kadar yürüyerek gelmişsin. Berkcan da Aygan'dan gelmiş. Kızım sen müneccim falan mısın? Korkmaya başladım senden. Bence de korktuğunu iyi edersin. Hem böyle olayları çözemezsiniz. Of İlayda, sus ya. Biz kendi aramızı çözeriz. Ne oldu Berkcan'la? Kavga ettik. gittiğimiz yerde kavga edip duruyor. Birini gördüm hemen sataşıyor. Hiç duramıyor yerinde. O yüzden ben de onunla kavga ettim. Aman kanka, seninki de dert mi? Hiç değilse aldatmıyor. Ne oldu İlayda? Ben şu hediyeyi de şuraya atayım. Yansın gitsin. Kız Ayşe yapma. Yansın yansın. Ona hediye alan da suç. Aynen, sen karışma. Ona hediye alan da suç. O yüzden kız kıza toplanıp bir plan yapacağız. Onları pişman etmemiz lazım. Neymiş? Ben varım. Hayır. İlayda'ya güvenip hiçbir plan yapamazsın. Yaparım yaparım. Neymiş? Ay, bizim eskiden bir sınıfta biri vardı. Çocuğuna da Aytu. Ne alaka şimdi? Aynen İlayda, ben de bir fikir vereceksin sandım. Ya saçmalamayın. Çocuk manken şu anda. Oyuncu falan yani, tamam mı? Çocuğu akşam yemeğine davet edeceğiz. Onları da ay tesadüfen ben oraya çağırmış olacağım, tamam mı? Sonra? Böylece intikamını alacaksın Ayşe. Neyse. Tamam, ben varım. Ayşe, böyle bir şey olmaz. Daha Emir'le konuşmadın. Konuşacak ne var? Ben gözümle gördüğüme inanırım. Arkadaşını ayarla. Ben anlaştım bu işte. Tamam. Ben gidip hazırlıklara başlayayım o zaman canım Ayşem. O gerizekalı Büşra gibi olmasan. İntikam soğuk gelen bir yemektir. Büşra gibi yemeyip ne yapacaksın Allah Allah. Bak Ayşe, İlayda'ya güvenmekte çok büyük hata yapıyorsun ve pişman olacaksın. Hayır kanka, olmam. Beni aldatan birine karşı neden pişman olayım ki ben? Deli miyim? Hayır kanka, yapma bak böyle bir şey. Lafına güvenip yola çıkılıp bir şey yapılır mı ya? Sen iyi biliyorsun en iyi. Aman, Emir'i de çok iyi biliyordum kankam. Gördüğün gibi. Hem o beni öyle görünce bakalım hemen yanlış anlayacak mı? Sonuçta arkadaşımızla yemek yemeye gidiyoruz değil mi? Ha, istersen sen gelme kanka. Geleceğim tabii. Seni yalnız bırakacak değilim. İlayda, burası olduğundan emin misin? Burada ne işimiz var bizim? Kimse yok. Ya bir kere o ünlü, tamam mı? Geldiği mekanları kapatıyor. Siz ne anlarsınız? Geldiği mekanları kapatıyor, denizin içinde oturuyor ama. Ay kızım ya, sen gerçekten fakirsin ya, gerçekten fakirsin. Orası ne kadar pahalı bir rezervasyon, görmüyor musun? Burada sadece toplasan 5 masa var. Ya burada senin aileni toplasan yemek parası 10 senelik sizin maaşınızdır. Kes İlayda. Neyse kanka, hadi gidelim, çocuk bekliyor. Neyse, ben bir lavaboya gidip geliyorum. Burada lavabo yok ki. Az çiftliğinde burada lavabo. Yürüyüş olsun diye. Ay Zenko işinden hiç anlamıyor. Ben gidip geliyorum hemen. Hey Allah'ım ya. Merhaba, ben Ayşe. Memnun oldum Ayşe. Arkadaş? O da Büşra. İlayda nerede? Ha, İlayda da geliyor birazdan. Lavaboya kadar gitti. Sen ünlüymüşsün. Ayşe, Allah'ım ya. Evet. Normal hayatımda en çok dikkat çeken o. Ama özel hayatımda normal bir insan olmayı tercih ediyorum da. Ha tamam, anladım. Kız Ayşe, çabuk gel buraya. Ay bu İlayda'nın sesi değil mi ya? Evet, ta kendisi. Ben geliyorum hemen. Sen de İlayda'yla aynı okulda mısın? Evet, aynı okuldayım. Ne oldu İlayda? Tek başıma lavaboya gidemiyorum. Yürü, beraber gidiyoruz. Ya of ya. Yürü. Ne oluyor burada İlayda? Hani lavaboya gidecektik? Ben seninle gideceğim lavaboya küçük hanım. Bekle. Ya bırak. Gideceğiz, konuşacağız sadece. Hadi güle güle. İlayda, seni mahvedeceğim İlayda. Tam da istediğim gibi oldu. Şimdi Berkcan gelip onları baş başa görecek. Allah Allah. Ayşe nerede kaldı ki? Kalksam baksam mı ki acaba? Geleyim mi ben de? Neyse ya, gelir herhalde. Ben şöyle biraz dolaşayım, üşütmeyeyim. Ayşe ya, başıma ne işler açtın ya? Neredeyse? Nerede kaldı bu kız? Ya gelinler, benimle vakit geçirmek o kadar da sıkıcı olmamalı. Yok ya, nereden çıkardın? Ne bileyim, öyle kaçıyor gibisin de. Yo hayır. Kaçacak bir durum yok ki, neden kaçayım? Ha öyle olsun. Yani Zannetme ki ben öcü değilim. Ya da Van canavarı değilim. Gerçi Van canavarı denizden çıkmaz ama. Seni güldürebildim bugün hiç değilse. Buna sevindim. Büşra. Berkcan. Arkadaş kim? Şimdi benim her şeyimde neden kusur bulduğunu anlıyorum. Demek başkası vardı. Bu yüzden benim hiçbir hareketimi sevmiyordun. Hele ki son kavgamızda neden o kadar tepki verdiğini anlayamamıştım. Şimdi çok açık oldu. Ne oldu? Berkcan dur. Her şey bitti.